isterse bunu yapabilirsiniz. Başımızın Suriye sorunu var. Bir de mülteci meselesi. Kuzey Irak'tan Hatay'a kadar uzanan bir de terör koridoru var. Ben burada karşısına size diyorum ki Türkiye artık bu noktadan sonra hiç vakit kaybetmeden derhal reformlarını yapmalıdır. Yapıyor zaten. Hatta bu süreç acılı da olsa, sancılı da olsa vesayetten ve militarist korumacılıktan kendisini kurtarmalıdır. Türkiye demokrasisi artık kendisini askerin gölgesinden kurtardı. Geçti o dönemden kapandı. Söz vereceğim. Size son bir cümle daha hemen toparlayalım. Hızlanılmalı artık. Türkiye bu süreci erteleyemez. Bu ülke bu yükü daha fazla taşıyamaz. Yük demekle neyi kastediyorsunuz? Bir saniye cevap alanlarda, yönetim süreçlerinde ve karar alma mekanizmalarında asker görmek istemiyorum beyefendi. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Burada biraz ara verelim. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından ölelim sonra biz. Devam edeceğiz. Sen rahat et, biz ölürüz. Ne o? Kızdırdılar mı benim oğluma ha? Uy. Emredin komutanım. Görev kağıdın geldi yüzbaşı. Hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Assubay Bayram, Emre ve Galip. Bu işin hemen bozdu. Ben formaliteleri halledeceğim. Zaman kaybetmeyelim. Emredersiniz. Özellikle Bayram'ın zor durumda olduğunu söylediler. Bilgin olsun. Anlaşıldı komutanım. Seni adresler için arayacak çocuklar. Emredersiniz komutanım. Kaan, tamam mı? Evet. Allah'a şükürler olsun. Benim hemen çıkmam lazım. Oğlum nereye gidiyorsun? Kaan etmedi bir laf bakış ya. Ay Allah. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent Aslı Özkaynak. Sayın Özkaynak günaydın. Günaydın, iyi sabahlar. Kalkışmanın kaynağı ve kalkışmayı üreten mekanizmalar konusunda sizin görüşleriniz nelerdir? Evet, maalesef Türkiye çok acı bir kalkışma deneyimi daha yaşadı. Öyle görünüyor ki ülkemiz söz konusu mekanizmaları değiştirmedikçe bu sıkıntıları daha çok yaşayacak. Bunun çeşitli nedenleri var tabii. Ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim sorun... Daha toplu, televizyondaki daha sosyolojik bir boyut. Allah Allah, ne zaman Sayın uyuyor bu ya? Herhalde televizyonda yatıyor. Içimizde. Yani sorun toplumsal yapıda diyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle söylüyor. Kadın çünkü askerle kafayı kırmış. Evet, bir kere en başta otorite algımız sorunlu. Uygar ülkelere baktığımızda insanlar en çok trafik polisinden çekiniyor. Oysa bizim için örneğin bir hakikaten general. Hakikaten şimdi öyle polis falan deyince... Bu ülkenin bu sarmaldan... Bir mi olursa ya, arabayı da rahat rahat böyle kullanıyoruz ama ruhsat nerede acaba? Bireysel inisiyatifin çıkması mümkün Allah değil. Aslanım bir saniye. Nereye koydu acaba lütfen ruhsatı? Lütfen bitirmeme izin verin. Bakın Türkiye'nin anayasal olarak pek çok eksiği var, evet. Ama bence sorun bizim otoriter kültürümüz. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Sen... Ana! Komutanım! Komutanım Kubilay ben. Kubilay Ketenci. Doğu Beyazıt 83-4. Kubi? Maraşlı Kubi. Evet. Ne yapıyorsun lan? Sağ olun komutanım, siz iyisiniz inşallah. Ne yapıyorsun ya? Önüne baksana. Siz niye sarılıyorsunuz? Kubilay ne oluyor? Hayır, ışığı da mı görmüyorsun? Ya kaza işte, adı üstünde. Oldu bir kere, ne yapalım, halledeceğiz. Senle benle konuşma benim. Önce sen bana sen dedin. Çattık ya sabah sabah. Ya komutanım hallederiz ya. Sonuçta araba dediğin bir çuval çivata neticede. İtin olsun senin. Kubilay ne diyorsun Allah aşkına? Neyi hallediyoruz? Yok aslanım, ben komutanım yani beyefendinin numarasını alacağım. Bizim numarayı da ona vereceğim. Kasko da halledecekler yani. Sorun yok bence, sorun yok. Komutanım mı? Komutan. Komutan. Bu aralar senin başka işin gücün yok mu? Bana bak. Sen bana akıl vereceğine biz şu ağzını ayar çektir. Bilal, şu işi bir an önce çöz gidelim. Bu lümpen atışmayı daha fazla sürdüremeyeceğim. Git zaten, sivri zekalı. Komutanım, sen yapma bari, gözünü seveyim lütfen ya. Tamam, ben halledeceğim. Şimdi ters tarafından kalkmış belli bugün, görüyorsun. Ben ne yapayım? Sen ver numaranı bana. Çözeceğim ben, söz. Kubilay, acele et. Geliyorum efendim, geliyorum.
Yazdım kardeşim, kaybedersin. Eyvallah, eyvallah komutanım. Üşüsün. Neyse biz işimize bakalım. Sırada bayram başlamış. Olayın dün akşam saatlerinde meydana gelen çatışmada büyük zayiat veren teröristlerin çekilmesinden sonra önceden tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildiriliyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda... Özel Kuvvetler dedi Yıldız. Seymen Burak Yiğit'in bugün toprağa verileceği öğrenildi. Abimin arkadaşlarından anne. Sabah saatlerinde kalabalık bir terörist grubunun ilçeye sızma girişiminin... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı bir operasyon... Her şeyi haberinde. Ve okunacak isim Kaan Bozok mu diye bakıyorum da. Çekilmek zorunda kaldığı bildirildi. Bu çocuğun annesi babası... Onun sevenleri ne yapsın şimdi? Bu arada dün akşam şehit düşen Üsteğmen Burak Yiğit'le ilgili ortaya çıkan başka bir ayrıntı yürekleri yaktı. Alınan bilgiye göre anne ve babasını küçük yaşta kaybeden şehit Üsteğmen'in yetiştirme yurdunda büyüdüğü, son dönemde ise evlilik hazırlıkları yapmakta olduğu öğrenildi. Adamı aradın mı? Kimi aslanım? Gülay, beni bu hale getiren adam, aradın mı? Aradım aslanım. Ne? Göreve gidiyorum dedi. Döner dönmez bizi arayacak. Tabii eğer... Eğer ne? Eğer sağ salim dönebilirse. Hain tuzakta şehit olan özel kuvvetler mensubu Üsteğmen Burak Yiğit dışında... Geliyorum Kubilay. Günaydın aslanım. Yine bir asker olmuş. Şehit olmuş aslanım. Efendim? Asker dediniz ya, şehit olmuş efendim. Ben ne dedim? Öldü dediniz de. Of, Kubilay başlama yine. Peki efendim. Yani böyle aradan cımbızla laflarımı seçip bana ders vermeye kalkmıyor musun Kubilay? Çok sinirleniyorum. Bil bunu. Aslanım, ben size saygısızlık etmek istemem. Yeminle aklıma bile gelmedi ama. Tamam Kubilay, tamam. Önüne bak sen. Yani anlamadım. Zaten yazmışsın o kadar tuğla gibi kitap. Daha ne yazıyorsun üstüne? Teşekkürler. Teşekkürler. Kubilay, alıver şunları. Aldım efendim. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu aslanım. En kısa zamanda tekrarlayalım. Umarım. Hoşça kalın. Hadi arkadaşlar toparlayalım. Sen izlemiş miydin? Hocam. Hocam fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii. Gelin şöyle. Oldu sanırım. Evet. Hocam kitabınız çok sıkı olmuş gerçekten. Bunu duyduğuma çok sevindim. Teşekkür ederim çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa. Ne oluyor? Bilmiyorum ki efendim. Hemen bakıyorum aslanım. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Uf. Kubilay, niye yaptırmıyorsun şunu hala? Senin yüzünden rezil olduk.
Aslı Hanım estağfurullah efendim, niye rezil olalım ya? Gayet güzel yazdık, çizdik. Bayağı müşteri de geldi. Yok ben şöyle şey diyeyim. Hayır, neden yaptırmıyorsun? Aslında ben yaptıracaktım ama siz dediniz ki o adam yaptırsın. İyi, ne yaptırmıyor hala adam? Ya Aslı Hanım. Hocam yardıma ihtiyacınız var mı? Sorun yok çocuklar. Kubilay, şu adamı bir an önce bul, ben gidip konuşacağım. Aslı Hanım. Kubilay, bir kere de lafımı ikiletme. Ne bu canım? Allah Allah, hem sen gel duran arabayı çarp, hem de ortadan kaybol. Yok öyle. Çabuk hadi. Hadi iyi akşamlar. Ben sizin peşinizden koşmak zorunda mıyım beyefendi? Koşmayın o zaman hanımefendi. Bak ben kimseye hakkımı yedirtmem, tamam mı? Günlerdir sana ulaşmaya çalışıyoruz. Şu arabayı düzelt artık. Hanımefendi bakın, özür dilerim. Zararınızı neyse karşılayacağım. Ama gerçekten çok berbat bir gün geçirdim. O yüzden müsaadenizle. Ben de dedim ama... Bu kadar yani, değil mi? Sonra ortadan kaybol yine. En son arabamı mahvettiğinde de aynısını söylemiştin. Bakın gerçekten ben... Bakın beyefendi, benim sizin hikayenizle, berbat geçen günlerinizle hiçbir ilgim yok, tamam mı? Lütfen şu arabayı düzeltin ve konu kapansın artık. Hangisi araban? Kubilay, arabası hangisi? Hemen kapının önündeki gri olan. Ne yapıyor bu ya? Nereye gidiyorsun hey? Nereye gittiğini sanıyorsun? Daha bitmedi. Hey! Ne yapıyorsun sen ya? Ya ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Kendine gel. Ya manyak mısın sen? Bir şey yapsanız da durdursanız arkadaşınızı. Kubilay bir şey yapsana. Niye bakıyorsunuz öyle? Ne oldu? Beğendin mi şimdi arabanı? Borcumu tekrar hesapla, sana hepsini ödeyeceğim. Umurunda değilmiş. Umurunda olmasını bekleyen kim zaten? Ne? Ne bakıyorsunuz? Gerizekalı! Gerizekalı! Komutanım saygılar. Komutanım sen ne yaptın ya? He? Ya ben zaten söyledim aslanıma. Dedim bak aslanım gitmeyelim dedim. Yani haberlerde görmedin mi dedim. Adamların timi şehit vermiş. O... Ya bu arada başın sağ olsun da diyemedik komutanım. Allah rahmet eylesin kardeşimize. Eyvallah kardeşim, vatan sağ olsun. Fakat sen onu tanımıyorsun komutanım. Kimi tanımıyorum Kubi? Aslanım ya. Ya komutanım yemin ediyorum bak. Böyle bir inadı, böyle bir tersliği tarih yazmamış. Bak sana yemin ediyorum diyorum. Dün tutturdu. Ben dedim yok dedim. Bizim paramız dedim kalmaz komutanda. Ben gider alırım dedim yani. Sen o kadar emin olma bence. Efendim? Yok bir şey demedim kardeşim, anlat. Ya neyse. Tutturdu dün gece polis çağıracağım diye. Ya dedim ne yapıyorsunuz aslanım? Allem kallem ben vazgeçirdim bunu. Sonra gece 11'de çağırdı avukatı. Yemin ediyorum ince ince yazdırdı, anlattı. Gece yarısına kadar bununla uğraştı ya. Dava mı etti beni yani? Etti vallahi komutanım. Çok kararlı etti. Bana bak Kubilay. O yamuk prensese söyle, bir daha karşıma çıkarsa gene aynısını yaparım. Aynen böyle anlat ona. Yani komutanım bu konuda biraz daha sakin gidip... Sen de ondan yanasın öyle mi? Kardeşim biz seninle aynı dağda aynı ekmeği bölüşüp yemedik mi? Sen nasıl adamsın ya? Komutanım şimdi bir dakika, kabak niye benim başıma... Yani yok ya, ben sana diyorum komutanım, bak gözünü seveyim bir dinle. Leviathan canavara dönüşen devlet aygıtı ve onun karşısında acımasızca küçültülen insan teki, birey. Bu bizi nereye götürüyor peki? Liberal çözümlemelere mi?
Laissez-faire? Hayır. Bence buradan çıkarılacak tek nokta sivil itaatsizliğin çeşitli biçimleri olabilir. Ne işiniz var sizin burada? Böldüğüm için üzgünüm ama konuşmak istiyorum. Maalesef. Gördüğünüz gibi dersin ortasındayım. Hayırdır siz böyle giyinmiş kuşanmış sefere mi çıkıyorsunuz? Viyana, Tuna Nehri. Hı? Belki daha sonra giderim oraya da. Ama önce Estargon Kalesi. Yani siz. Rica edeceğim, ne istiyorsunuz? Bakın özür dilerim. Araba için üzgünüm. Kabul ediyorum, fazlasıyla saçmaladım. Ama kendi arabamı vermek de dahil ne gerekiyorsa yapmak isterim. Bunları mahkemede konuşuruz diye umuyordum. Tamam, siz bilirsiniz. Ama bir süre burada olmayacağım. O yüzden ne yapabilirsem hemen yapmak isterim. Ve sizden tekrar özür dilerim. Tamam. Kabul edildi. Şimdi izin verirseniz derse geri dönmek istiyorum. Dönüşte sizi arayabilir miyim? Kubla'yı da arayabilirsiniz. Tanıyorsunuz ya nasılsa. Lütfen sessizlik. Olur. Arayabilirsiniz. Görüşürüz. Bakalım Kaan Efendi. Kalk. Sen anca böyle yatmayı bilirsin. Anne ne oluyor sabah sabah ya? Ne yapıyorsun? Ne bu ha? Ne bu kağıt? Ve ne? Oğlum sabah körü postacı zır kapıya geldi dayandı. Neymiş efendim? Kaan Efendi'nin mahkeme kağıdı. Oğlum ben sana 40.000 kere demiyor muyum? İkide bir başını belaya sokma diye. Baktım bir kaza bela var, kavga dövüş var. Çevir kafanı çek git. Ama yo, armut dibine düşermiş. Aynı rahmetli babası. Durur mu? Durmaz tabii. Ah ne demiş atalarımız? İte dolanacağına çalıya dolan. Ama nerede? Server'in kalbi pır pır atsın. Kaan Efendi nerede başını belaya sokacak? Düşünsün dursun artık. Anne Allah aşkına 2 dakika susar mısın? Bir dur ya. Susmuyorum efendim. Durmuyorum. Ne bu kağıt sen onu söyle. Bir gösterirsen bakacağım anlayacağım ne olduğunu. Sus çok konuşma. Bak burada ne yazıyor. Davacı Aslı Özkaynak vekili. Funda Pekdemir, Asliye Hukuk Mahkemesi. Oğlum ne bu kağıt? Ya hiçbir şey değil bu. Bu çatlak kız gitmiş beni dava etmiş. Kız mı? Ha. Kız meselesi mi? Kaan, oğlum sen... Sen benden habersiz bir şey mi yaptın? Kaan, bak benim aklıma gelen başıma gelir. Oğlum sen benden habersiz evlendin mi yoksa? Sen evlendin bir çocuk yaptın da mahkemelere mi düştün? Ne bu kağıt? Yok ben de bir dur sakin ol. Yok öyle bir şey. Ben bu kıza, yani hanımefendiye gittim arkadan çarptım. Arabasına yani. Kaza yaptım. Sonra bana görev çıkınca göreve gittim tabii ilgilenemedim. Bu da gitmiş beni mahkemeye vermiş. Bu mu? Bu. Bu mu? Bu. Kaan bak doğruyu söyle. Yemin. Oğlum sen benden habersiz ne haltlar karıştırıyorsun gene? Anne yani yok artık ya. Kalk hadi kalk kalk. Bak aşağıda insanlar ev taşıyorlar. Sen burada yatıyorsun. Kalk bir yardım et. Ayıp ayol. Ayıp. Ya kim taşınıyor anne aşağı? Oğlum değiş üstünü gel yardım et arkadaşlar. Ben niye yardım ediyorum? Taşınsınlar kendileri. Ay, bu kağıt benim aklımı aldı vallahi. Kuz gitmiş beni dava etmiş ya. Çok teşekkürler size zahmet oldu. Yenge olur mu öyle şey ya? Ya anneme bak ya. Ah. Ya Selver anne zahmet oldu seninle. Seni yorduk. Çayın zahmeti mi olur evladım? Olsun. Bayram görüşürüz. Ha, eyvallah. Nereye gidiyorsun sen oğlum? Anne ufak bir işim var onu çözüp geleceğim hemen. Mahkeme işin oldu Kaan Bey ha? Ona gidiyorum anne zaten. Oğlum git git konuş usulünce anlaş insanlarla. Öyle höt söt etme. Ona göre. Ya anne tamam tamam anne. Biraz usul öğren oğlum. Bak ben artık mahkeme, zabıt, soruşturma falan istemiyorum. Azıcık aşım kaygısız başım demek istiyorum. Anladın mı? Anladım tamam anne. Oğlum özür dilemekle dil aşınmaz. Kusura bakmayın ben arabanıza çarptım ne lazımsa yaparım diyeceksin. Selen'im benim. Tamam. Bana tamam deme. Şş,
Şişt, bana bak, buraya gel. Akşama da beraber yemek yiyelim. Hay ya Rabbim, ben kime diyorum? Aha. Komutanım, nasılsın? Sağ ol Kubi, sen? Vallahi iyidir komutanım ya, sağ olasın. Arabayı yaptırdım, haberin olsun. Cidop gibi oldu vallahi. İyi, iyi, çok güzel. Bak, sana ne soracağım ben? Ne diyeceksin komutanım yani? Aslanım nerede? Nasıl görüşebiliriz falan diyeceksin tabii. Yani... Oğlum, nasıl görüşebilirim ben kendileriyle? Vallahi şimdi komutanım, aslanım fakültede bayağı yoğun oluyor. Televizyon programlarından sonra da böyle biraz gergin oluyor yani. Pek sakin olmuyor. Kütüphanedeysen kütüphanede zaten hiç kimseyle görüşmez. Öğle yemeği adam gibi yemiyor. Dışarı da çıkmaz. Hani ne olur, konferanslar var ama orada da hem kalabalık hem kıyamet, bilmiyorum yani. Bak, evi konusunda bir şey diyemem. Yani o etik olmaz. Ha, niye etik olmaz? Çünkü o onun özelidir. Etik olmaz yani. Ya oğlum, başlatma şimdi etiğini metiğini. Allah Allah. Hayret bir şey. Nasıl göreceğim ben bu aslanımı? Komutanım, istersen şöyle yapalım. Ben ileteyim kendisine şey ettiğinizi. Kubilay, ben buradan sana bir iletirim şimdi. Neredesin şimdi sen? Kuaför değil komutanım. Saçlarımızı şey ettiriyor. Yani olmaz mı diyorsun şimdi? Yani. Ne zaman biter peki yani? Ne kadar da bekleyeceğiz burada? Dedim ben sana komutanım, dedim ben yani. Yani içeri de giremiyoruz. Hiç bilmiyorsun değil mi bu işleri komutanım? Ya tabii girmiyoruz Allah aşkına ya. Bu şimdi kadınlar için yani çok özel bir durum, tamam mı? Kadınların kendilerini ayırdıkları böyle çok bireysel, çok özel bir zaman yani. Sen şimdi affedersin dangadan dalacaksın içeri. Ne o? Aslanımla konuşmaya geldim. Konu neydi efendim? Tampon. Ya böyle bir şey olabilir mi komutanım ya? Sen dağda geze geze baya baya unutmuşsun bu işleri ha. Eve mahkeme celbi geldi diyorum oğlum, ne yapayım? Ya komutanım gelmişti. Bak şimdi. Önce şöyle bir demet güzel bir çiçek alırsın, tamam mı? Ondan sonra önceden bir telefonla şey edersin. Geçersin karşısına. Dersin ki efendim lütfen özrümü kabul edin dersin. Arabanızın tamponu için çok üzgünüm dersin. Ayrıyeten bu çiçek de şimdi size layık değil ama falan filan dersin yani. Ben daha ne diyeyim komutanım? Sen ama maalesef bütün konulara böyle kapı kırar gibi daldığın için. Oğlum mahkeme diyorum Kubilay, mahkeme. Komutanım mahkeme diyorsun da konu nazik, nazik bir konu ya. Buradaki konu ben oluyorum galiba. Merhabalar. Ben böyle buradan geçiyordum. Kubi'yi görünce yani Kubilay'ı bir uğrayayım dedim, iki laf ederiz. Hem bir aslanıma da merhaba derim diye düşündüm. Konuşuruz ama tabii içeri girmeyecektim, biliyorum yani. Oraya biz giremiyoruz. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Siz her zaman böyle misinizdir? Ana. Bunlar bayağı kafa göz dalacak gibi duruyor ya birbirine. Ben yine tetikte olayım da. Yani her zaman tüm konuşmalarınızı tribüne karşı mı yaparsınız? Tek başınıza derdinizi anlatamaz mısınız? Geçen gün aynısını amfide yaptınız öğrencilerimin karşısında. Şimdi de Kubilay'ın karşısında yapıyorsunuz. Neden? Tamam, konuşalım işte. Seyircisiz, öğrencisiz, Kubisiz. Yok ya, normal konuşuyorlar sanki. Tabii tabii, normal ya. Ne dersiniz? Anne, arabanın anahtarı nerede? Yıldız aldı arabanın anahtarını. Hay Allah'ım ya. Geç kalacağım ben ama şimdi. Oğlum okuldan sonra arkadaşlarıyla bir işi varmış. Ona lazım oldu. Neyse, hallederim artık. Sen nereye gidiyorsun böyle? Yarım saat bile uyumadın oğlum, alelacele ateş alır gibi. Nereye? Efendim? Nereye gidiyorsun diyorum. Benim mahkeme işi vardı ya hani, bahsetmiştim ben sana, sen beni azarladın hani yukarıda, sabah kaldırdın falan filan, işte onunla ilgili bir şey var, hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Oğlum mahkeme işine böyle şık şık adım gidilir mi? Nereye gidiyorsun böyle? Aa, bu parfüm kokusu da ne böyle? Thank you.
Günaydın, hoş geldin. Günaydın abi. Sana bir şey soracağım. Abi sonra sorsan. Çok kısa ya, çok kısa. Sor abi. Bak, yine vurma kırma işler olmayacak değil mi? Ben ona göre önlemimi alayım. Ya abi git şimdi Allah aşkına ya. Hadi bize çay mı bir şeyler getir. Günaydın. Biliyor musunuz? Benim öyle çok boş vaktim yoktur. O yüzden ne herhangi bir şeyi ne de herhangi birini beklemeyi hiç sevmem. Şimdi bizim kız, yani kız kardeşim arabayı alınca ben de taksiyle gelmek zorunda kaldım. Onu beklerken de biraz geciktim. Kusura bakmayın, ne olur. Buyurun. Sayın isterseniz. Bu böyle pek hoş olmadı galiba. Keşke havale yapsaydınız. Bence böyle daha iyi oldu. Dün de verebilirdiniz. O kadar geldiniz oraya kadar. O zaman bugün olmazdı. Eyvallah abi. Bu o gün çalan parça değil mi? O gün? Evet. Hangi gün? Ne parçası? Hani arabamı parçaladınız ya, o gün. Neden yaptınız bunu? Bakın, bir arabanın peşinde bu kadar koşacak halim yok. Hele de ufacık bir kazan. Fakat şu hayatta beni çileden çıkaran çok şey var ve bunların birçoğunu siz yaptınız. O gün gerçekten çok zor bir gündü benim için, gerçekten. Anlıyorum. Kahvaltı aç değil misiniz? Bu kadar şeyi biz mi yiyeceğiz? Ya ben o gün de söyleyemedim de nasıl denir bilmiyorum. İyi günlerde kullanın mı, güle güle kullanın mı? Saçların, yani saçlarınız çok güzel olmuş. İsteyince nazik olabiliyoruz demek ki. Teşekkür ederim. Koy abi koy, eyvallah. Ya şey diyeceğim ben. Acaba biz böyle arada yemek falan mı yesek? Size bu cesareti neyin verdiğini gerçekten çok merak ediyorum. Cesaret? Evet, cesaret. Nereden buluyorsunuz? Kubilay yok. Ne alaka? Çok basit. İnsan yanında Kubilay varken özel bir yere, özel bir işe, özel bir yemeğe, özel bir buluşmaya gitmez. Yani Kubilay varsa özel değildir. Yoksa özeldir. Biz de burada yanımızda Kubilay olmadan oturup kahvaltı edip çay içebiliyorsak kesinlikle özel. Vay be, bizim Kubilay da neymiş öyle? Neler yüklediniz? Pardon. Pardon, buna bakmam lazım. Yüzbaşı Bozok. Yüzbaşım. Yarım saat içinde burada olun. Timi de toplayın hemen. Emredersiniz komutanım. Kaan, ciddi bir durum var evlat. Acele edin. Emredersiniz. Ya çok pardon ama benim hemen gitmem. Benim de zaten vaktim bitti. Geç kalıyordum. İyi oldu. Tamam. Araba. Ya beni acaba siz bırakabilir misiniz? Ben mi? Hı-hı. Ya kusura bakma da senin bu süratle daha önce hiçbir yere ulaşabildiğin oldu mu? Yasal sınırın sadece 8 kilometre altındayım. Abartma istersen. Çok geç kaldım ben ya. Seni bırakmamı sen istedin. Tamam, teşekkürler de. Hayır, yani birazcık daha gaza bassan ölür müsün acaba? Beğenmiyorsanız inersiniz arabamdan beyefendi. Oturduğunuz yerden taksiciye mi benziyorum? Ben kullansam? Olmaz.
Ya ama çok geç kaldım ve önemli benim için. Hayır diyorum. Ben kullanayım. Olmaz. Aa. Yani inip koşsam daha iyi yani. İnip koşsam daha hızlı giderim. İnin o zaman. Oh, Allah'ım yarabbim. Ya hayır yani ya şu gaza bas ve düzgün kullan ya da kenara çekil ben kullanayım. Hayatta olmaz. Böyle araba kullanılır mı? Düzgün kullan şunu. Aa! Ya delirdin mi sen? Yavaşlasana. Ya! Ya yavaş. Tamam. Sana diyorum. Ya, bu kadar hızlı kullanılmaz bir araba ama. Şu an kuralları çiğniyorsun ama. Beni bıraktığın için gerçekten çok teşekkürler. Seni ve arabanı birazcık yormuş olabilirim ama en kısa sürede telafi edeceğim. Söz veriyorum. Hasta. Senin insan içine çıkman bile hata. Gerizekalı. Burada duramazsınız. Aracınızı çekin hemen. Biliyoruz beyefendi. Durmaya niyetim yok zaten. Ya. Herkes ruh hastası ya. Sonra bir şey oluyor. Aslı öz kaynak sinirli. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Aslanım burası. Tamam. Babamdır bu. Bir bakıp geliyorum ben hemen. Merhaba, Selver Hanım'a bakmıştım ama. Çağırayım bir dakika. Selver abla. Merhaba Selver Hanım. Merhaba. Ben Aslı Özkaynak. Aa, öyle mi? Bunu avukatıma vermişsiniz. Aa, zararınızı karşılamadı mı? Ben size hemen tedarik edeyim. Hayır, hayır. Yanlış anladınız beni. Bakın biz oğlunuzla, yani Kaan Bey'le kendi aramızda hallettik. O zaten bana ödemesini yaptı. Davayı da geri çektik. Bunları geri alabilirsiniz. Aa, Kaan'la siz konuştunuz mu? Evet, sorun yok. O zaman biz sizi buraya kadar boşuna yorduk, kusura bakmayın. Yani ne bileyim, ben böyle mahkeme, celp, dosya falan deyince ödüm kopuyor artık. Üzgünüm, keşke beni arasaydınız. Ne bileyim, ben böyle apar topar. Aman bizim oğlan da sağ olsun, hiç umurunda mı? Annesi böyle dertlenip dursun işte. İnsan bir şey söylemez mi, değil mi ayo? Mahkemeden korkuyorum dediniz. Neden? Kaan size söylemedi herhalde. Bir ara onlar da içerideydi. Kaan hapisteydi. Öyle mi? Bilmiyordum. Neyse, izninizle ben kalkayım artık. Bir kahve yapsaydım size. Teşekkür ederim ama dersim başlayacak. Geç kalıyorum. Ha, öyle mi? Teyzeciğim, teyzeciğim öpeyim.
Merhabalar Kubilay ben. Biz Kaan Yüzbaşı ile Doğu Beyazıt'ta beraberdik. Aa öyle mi? Tabii tabii. Hatta bir keresinde siz Tugay'ı aramıştınız. Ben de subay gazinosundaydım. Açtım telefonu. Evladım oğlum orada mı deyince. Ben böyle nasıl girdim ya çok komik geldi. Valla deli adamdır falan ama ben çok severim yani Yüzbaşı'nı. Ah canım. Bir keresinde de. Kubilay. Buyurun aslanım. Gidebilir miyiz artık? He. Memnun oldum evladım. Ben de selam söyleyin ne olur mu? Olur. Buyurun aslanım. İyi günler. Güle güle. Kubilay çenen düştü yine. Pardon. Selamlar. Abla. Ay maşallah çok güzel kız değil mi? Su gibi. Ne diyorsun? Ah kızım. Ben yatıp kalkıp şükrediyorum. Mahkeme işi korktuğum gibi olmadı diye. Sen neler söylüyorsun? Hatice, senin ağzında bir bakla var ama. Ya anne, ne bileyim. Böyle tamam hani bilezikler alınmış, verilmiş falan ama... sanki böyle Kaan Bey'e karşı hafiften bir eğilimi varmış gibi ama hafiften. Kız sen nefes alsın ha. Bir şey diyeceğim. Dersin var dedi. Öğretmen herhalde. Öğretmen değil mi? Öğretmen? Tamam bak bir şey diyeceğim. Benim annemi değil ama... bir düşünsene şimdi Kaan Bey subay. Kızcağız böyle öğretmen. Ay Selver abla çok güzel olmaz mı? Kız nereden getiriyorsun aklına böyle şeyleri? Ay Allah. Yani tabii zor bir durum. Yani ailesi için, eşi için, ne bileyim varsa çocuğu için. Zor. Kimin efendim? Şey canım, aman... ya gittik ya annesini şimdi ziyarete. Ya unuttum ismi aklımda değil. Kaan Yüzbaşı. Heh. Kaan Yüzbaşı evlenmiş mi? Evlenmiş mi? Ben bilmiyorum efendim. Siz dediniz ya eşi için zor diye. Evlenmiş mi Kaan Yüzbaşı? Aa vay be. Ay Kubilay ne bileyim ben canım. Allah Allah. Ayrıca bana ne yani? Öyle... fotoğrafını görünce duvarda gözüm inişti, ondan şey oldu. Yok yok, onlar öyle kolay kolay evlenemezler aslanım. Mümkün değil ya, kim ne yapsın canım? Adam bir gidiyor, günlerce yok. Hatta bazen aylarca yani. Kızılderili gibi ya, dağda tepede gez, babam gez, öyle hayat mı olur? Evlenmemiştir o. Ama manita yapmış olabilir. Manita mı? Manita. Neden manita? Çünkü adam genç. Bunlar zaten maaşın yarısını arabaya, kalan yarısını da gönül işlerine yatırır. Başka türlü insan kafayı yer aslanım. Düşünsenize bir. Gitmişsin operasyona, sürdü 3 ay, döndün ne yapacaksın? Bin arabaya, al kızı, şöyle güzel bir iki çift laf et, ne bileyim bir yemek. Ay tamam Kubilay, Allah aşkına. Aa, devam etme, içimi şişirdin. Manitaymış, lafa bak. Kendinden utanmalısın. Hayır, ben niye burada durup seninle konuşuyorsam yani? 16:30'da gel al beni. Allah Allah, ne desek kabahat ya. Ben ne dedim ki şimdi? Manita yapar dedim, yapmasın mı? Yapacak tabii genç adam. Ya biz de yaptık zamanında yani. Ne var bunda? Allah Allah ya. Oh vallahi ne güzel. Kaan bozuk alemlere aksın. O vardalık yapsın. Ceremesi de Kubilay çeksin. Yok ya. Karıştırmayın abi beni bu işlere. Karıştırmayın. İstemiyorum yani. Hem ben Kaan Yüzbaşı %100 yapmıştır demedim ki. Bunlar dedim böyledir dedim yani. Belki dedim yapabilirler falan dedim yani. Allah Allah. Gerçi şimdi düşünce aslanım da haklı ya. Ya benim dediklerim hiç Kaan Yüzbaşı'na yakışmadı yani. Bana ne abi? Şoförüm ben. Şoför, şoför. Allah Allah. Yeni Mahalle Sardunya Sokak'ta bu gece yaşanan saldırıların yankıları sürüyor. Gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla açılan ateşte can kaybı ve yaralanma yok. Ancak evin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli bir subaya ait oluşu polisi üst düzeyde alarma geçirdi. Saldırının failleri konusunda henüz bir açıklama yapılmazken söz konusu askeri personelin kimliği de henüz gizli tutuluyor. Sıradaki haberimiz İstanbul'daki bir fuarda. Thank you.
Abdülay, çok acil buraya gelir misin? Aslı Hanım hayırdır, kötü bir şey yok inşallah. Yok yok, sen gel bak, bekliyorum ben seni, hadi çabuk. Selver Hanım. Selver Hanım. Ah. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Ben televizyonda görünce sizi çok merak ettim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Buyurun, buyurun geçin. Selver teyze. Geçmiş olsun. Ah, sağ ol Kubilay. Kubilay, Kaan Yüzbaşı'na bir şey söyleme, olur mu yavrum? Peki. Buyurun, buyur yavrum. Fotoğrafı. Ne hale getirdiler. Bir gün bile tozlu bırakmadım ben onu. Bir gün bile bakıp da anmadan etmedim. Kurşunladılar. Oğlumun fotoğrafını kurşunladılar. Ben gerçekten çok üzüldüm. Peki o burada mıydı? Yani oğlunuz saldırı esnasında burada mıydı? Şu an nerede olduğunu bilmek için kalan ömrümü verirdim. Her gün dua ediyorum. Nerede olursa olsun tek nefes alsın. Tek nefes alsın diye her gün dua ediyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Ablam çay molası vermiştik de. Ne oturuyorsunuz burada? Ne çayı, ne çayından bahsediyorsunuz siz? Aa! Selver abla ne oldu? Çay içiyoruz diyor bunlar. Oğlum ne çayı? Evin her yeri köstebek yuvası gibi delik deşik olmuş. Siz burada oturmuş çay mı içiyorsunuz? Selver abla ben verdim. Sen niye celallendin ki şimdi? Aa! Ne? Niye bağırıyorsun? Sakin olur musun biraz? Sakin mi? Ne sakin olacağım Yıldız? Evin her yeri delik deşik olmuş. Abin görse dese ne diyeceğiz, ne cevap vereceğiz ona Allah aşkına? Takacak beline tabancayı gidecek. Kaan bu biliyorum, aklı başından gidecek. Ben biliyorum oğlum. Buraya gelip bu kurşun deliklerini görür de ne olup bittiğini anlarsa kimse tutamaz onu. Yürür gider ateşe. Biliyorum ben oğlumu. Bir yola girecek. O yol nereye çıkacak bilmiyorum vallahi. Korkuyorum ben Hatice, korkuyorum Allah aşkına. Ya oğlum siz benim... Ne dediğime bakmayın. Hakkınızı da helal edin. Ben size 40 öğün çay demlerim. 40 öğün yemek veririm ama... Ne olur rica ediyorum. Şu kurşun deliklerini kapatın. Oğlum gelince görmesin. Gözünüzü seveyim. Şu katilin izlerini kapatıverin. Ay. Kusura bakmayın. Kolay gelsin. Gerçekten her şeye bir yana kadın haline çok üzüldüm Funda. Onun da yüreği ağzındadır şimdi. Ne yapsın zavallı? Her şey oğluna endekslemiş durumda. Aslında bilezik mevzusu da bu. İnanılmaz bir koruma içgüdüsüne sahip. Kendi annemi babamı düşündükçe böyle kadın bana masallardan, filmlerden fırlamış gibi geliyor. Sen geri verdin mi bilezikleri? Verdim tabii canım. Bir insan neden bu mesleği seçer? Neden her gün ölümle burun buruna gelmek ister? Neden sevdiklerini bunu yaşatır? Gerçekten anlamıyorum. Bazıları böyle maceracı oluyor işte. Ya da ne bileyim karakteri hötzöt oluyor. Sanırım senin yüzbaşı da biraz öyle bir tip. Böyle bir havalar, silah külah falan. Ve o da geldi, seni buldu.
Fundacığım, acaba diyorum günün belirli saatlerinde ciddi olmayı mı denesen, ha? Sen de arada bir pembe gözlük takmayı denesen şekerim. Her şey bu kadar olumsuz bakma. Geldik. Pilsin. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz, tamam mı? Tamam. Aa, bu arada tiyatroya biletim var. Sakın su koy verme. Tamam, merak etme, aklımda. Hadi bak. Görüşürüz. Macera falan değil aslanım. Efendim? Macera falan dedi de Funda Hanım. O iş öyle macera işi, hava civa işi değil aslanım. Benim usta birliği Tendürek üst bölgesiydi. Biz Kaan Yüzbaşı ile oradan tanışırız. Bir gün bizim konvoy pusu yedi. Ben de ekmek kamyonundayım. Mutfaktayım yani. İşte soğan doğruyorum. Mutfağa yardım ediyorum. Falan filan. Zurnanın son deliği anlayacağım. Ama pusu yiyince ne yapacaksın? Elimdeki tüfekle başladım sağa sola ateş etmeye rastgele. Tepemden ayaklarıma kadar zangır zangır titredim aslanım. Allah seni inandırsın, avuçlarım böyle su gibi oldu terden. Gözlerim bulanık bulanık oldu. Sanki böyle yüreğim yerinden çıkacak gibi attıydı yani. Hamdolsun ben sağ salim kurtuldum. Ama bir şey olmadı da. Bir şehit verdik. İkisi ağır. Altıda yaralımız vardı. Bir tanesinin bacağı dizinin altından yok. Brandayı koydular. Sonra bunlar helikoptere koştururlarken çocuk bağırıyordu bir yandan. Futbolcuymuş. Amatör ligde oynuyormuş çocuk. Bacağı bıraktı orada. Kendi gitti. O golleri attı. O ayak kaldı orada. Sonra bitti 18 ay. Terhis oldum. Döndüm eve. Aslında kaç yıl boyunca rüyama girdi. Kaç gece... Kaç gece sıçraya sıçraya uyandım. Benim yaşadığım sadece 2 saat. Ama... Kubilay... Ben bu yaşadıklarına gerçekten çok üzüldüm. Ama niye şimdi bunu bana anlattın? Benim yaşadığım bu 2 saati... Onlar bir ömür yaşıyorlar aslanım. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu işin ucunda vatan sevgisi olmasa yapılmaz. Öyle şanmış, şöhretmiş, paraymış, macera, havacı vafa yok, yapılmaz aslanım. Kusura bakmayın ben... Birden... Biraz şey oldu. Ben sizi yetiştireceğim hemen toplantıya aslanım. Çok özür dilerim. Benim yaşadığım bu 2 saat... Onlar bir ömür yaşıyorlar aslanım. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu işin ucunda vatan sevgisi olmasa yapılmaz. Öyle paraymış, şöhretmiş, şanmış, hava civa yapılmaz aslanım.
tam o zaman. İki versiyon kullanacağız. Bir tanesine İngilizce özet ekleyeceğiz. Doğru mudur? Tamam. Tamam. Hı hı. Yok maalesef Çağlacığım. Onu yeni basın için kullanırız, olur mu? Öyle hacimli bir makale yetiştirmem çok zor. Tamam. Tamam, haberleşiriz. Teşekkürler. Kubilay, ne oluyor Allah aşkına? Nereye geldik biz? Efendim, kısa da olsa bir ziyaret olur diye düşündüm ben. Bunları da hazırladım sizin için. Ne ziyareti? Kubilay, nereye getirdin beni? Kaan Yüzbaşı'yı ziyaret etmeyecek misiniz efendim? Aa. Kubilay, iyice işin suyunu çıkarıyorsun ama. Ne münasebe canım, ben niye senin komutanını ziyaret ediyorum? Aa, işim gücüm var benim, sür şunu. Efendim, ben sanmıştım. Sanma Kubilay, Allah aşkına sen hiçbir şey sanma. Senin tahminlerine göre hayatımı şekillendirecek değilim. Ya benim bu saatte fakültede olmam gerekiyor. Burada ne işimiz var? Ama aslanım, ben gerçekten yani... Aslanım, ne zahmet ettiniz. Bunca işinizin arasında. Yok, estağfurullah, zahmet değil de... Neyse ki burada rastlaştık. Yoksa hastanenin kaçıncı katı, hangi oda diye insan dönüp dolaşıyor. Labirent gibi hastane. Buyurun, buyurun. Ama... Ver şunu Kubilay. Ver. Seninle sonra görüşeceğiz. Hayır, nasıl olsa gideceksin ya. Bir kere de itiraz etme bana ya. Ya bir kere bana itiraz etme ya. Bunu artık kabul edin ya. Benim olayları önceden şey yapma şeyim var yani. Herkes biliyor. Allah Allah. Ah aslanım. Nasıl bir hafta geçirdik bilemezsiniz. Çocuk bir geldi. Aman Allah'ım. Okul buradan buraya kadar sargı içinde. Allah cezalarını versin. Yani... Kurşun neredeyse kolunu böyle kemiğe kadar parçalamış. Kolun parçalanmış. Hem de nasıl, hem de nasıl. Oğlumdur tamam ama biraz tez canlıdır aslanım. Her şeye atılır. Gözünü kararttı mı böyle hiçbir şey onu durduramaz. Hep diyorum ya biraz şey yapsan oğlum değil mi ya? Akıl, mantık, biraz sağduyu ama nerede? Yani tabii. İnsanın vücudunda bir tane çiziksiz yer olmaz. Allah sizi inandırsın. Vücudun her yeri kevgir gibi, kevgir. Kevgir gibi. Anlıyorum. Buyurun, buyurun. Buyurun. Abi. Hı? Kız işleri ne durumda? Kız mı? Ne kız oğlum ya? Sağa baksan Galip, sola baksan Emre. Önüne baksan Bayram. Kız beni ne yapsın? Allah Allah, ben öyle duymadım ama. Ne duydun? Kızın arabasını parçalamışsın. He? Ne kadarsa veririz Allah Allah yani tak 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 diye. He? Ya bırak oğlum Allah aşkına. Neyi bırak Allah aşkına ya? Kızı dansa kaldırırsan bu kadar lafsız olmayacak. Ama bak ben sana ne söyleyeceğim biliyor musun? Bir delikanlı bir kızın arabasını parçalayacak kadar şey olduysa... ...kusura bakma abi, ateş bacayı sarmıştır. Ve sen komutanım sen. Sen aşık oldun ben sana söyleyeyim. Eyvallah abi, görüşürüz. Olmaz o iş. Niye ya? Ne güzel işte. Kızın arabasını parçalamışsın. Daha ne hikaye olacak? Oğlum bir kere o kız son derece geçimsiz. Aksiz, sivri dilli. Hem bir de üniversitede ya. Şimdi bir dil var kızda. Papuç gibi. Papuç papuç. 44 numara papuç. Yani tam 44 numara. 44 numara vermişler botu. Halbuki 43 olacaktı. Aslanımlar da sağ olsunlar. Kapıda park yeri falan arıyorlardı. İyi ki rastlaştık dedim ben de onlara. Malum sanki hastane değil köy maşallah. Küçük bir köy. Serdar oğlum çiçekler için mazva buluver şuradan. Buyurun buyurun. Buyurun şöyle oturun. Hadi Serdar teyze kantine gidiyoruz. Ya dur oğlum bir soluklansaydık biz de. Ya tamam orada soluklanırız. Hadi yürü gidelim. Hadi İyiyim hadi. Hadi gidelim. Oturmaz mısın? Annen kolundan yaralandığını söyledi. Yani neredeyse kalbi geliyordu.
Belki de geldi. Nasıl kalbi geliyordu? Kalbine gel söylürsün. Yani belki gelmiştir bir şey kalbe. Geçmiş olsun o zaman. Yani geçmiş olsun. Beni buraya ziyarete gelmezsin diye düşünmüştüm. Açıkçası ben de öyle düşünüyordum ama... geldim. Kolonya aldım sana. Serdar oğlum, ne bu senin böyle için mi yandı? Nedir Allah aşkına? İtfaiye mi var senin içinde? Yeter içtiğin su. Hadi yürü. Evet. Bir dakika dur. Hadi gel. Karşılıklı bir kahve içelim de ben safa bakayım. Çocuğum ne kahvesi ne çayı? Kaan abi yukarıda bekliyor bizi. Otomattan alırız, çayı beraber içeriz odada. Hadi yürü. Ya ama yeter ya. Hep Kaan abin, hep Kaan abin. Biraz benimle ilgilenir misin lütfen? Özledik herhalde değil mi? Çayı burada içelim. Ay çocuğum, kaçıncı çayı içtirttin bana Allah aşkına? Buranın çayı daha güzel. Bize iki tane çay. Allah Allah. Tamam güzel, kalbinden yara almadığım belli. İyi olduğuna da sevindim ama artık benim gitmem gerekiyor. Çok geç kaldım. Aslı. Biz seninle... Hayır. Lütfen, ben o cümleyi duymak istemiyorum. En son bu cümleyi kurduğunda trafiği birbirine kattın, içimi dışıma çıkardım ve senin yüzünden kışlanın önünde lastik değiştirmek zorunda kaldım. Lütfen. Yok ama bak, gerçekten öyle değil. Yani sadece bir yemek bu sefer... Kubilay yok, trafik yok, ışıklar yok, lastik yok, kışla yok, hatta albay yok. Hiç sanmıyorum. Ama canım çok yanıyor. Kendine utanmalısın. Şu an durumunu kullandığının farkındasın değil mi? Sadece yemek. Hem kolonyanın ve çiçeğin karşılığını vermem lazım değil mi? Kahramanımdasın. Ay pardon. Kusura bakmayın, hoş geldiniz. Rica ederim, ben zaten gidiyordum. Geçmiş olsun tekrardan. Teşekkürler, sağ olun. Niye geldin kız hemen? Abi. Ya, dingonun ağrı mı kızım burası? Böyle zırt pırt geliyorsun kapı çalmadan falan filan. Abi niye kızıyorsun? Belki de, belki böyle özel bir şey ediyorduk. Abi niye kızıyorsun ya? Burası hastane. Ben de intern hekim adayı olarak... İntern hekim adayı olarak ukala şey ya, hayret bir şey. Dangalanak giriyor içeri. Allah Allah, ilaçların yan etkisi mi diyeceğim? Abi sen bugün biraz agresif misin? Hadi Yıldız, hadi. Çıkayım mı? Çık. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.